Kokuyu aldı ya. Gücüm ne dedi ha? Durduramıyorsun. Bunu durdurmak böyle zor. Ha, bak bunlar varmış burada. Yakaladım bunları. Ya. İnsanoğlu ilaç. Kaldırıyor ismini 14 seneli 15 sene felci hastasını ayağa düşüyor. Bundan ismi kaldırıyor kalmış. Trabzon tarafında da zıpkın derler buna. Avcı ileri al. Haydi haydi gel iti itimi bu kuvvetli tut. Bu kuvvetli tut dağış duma. Bunun içi nerede? Savaş, hoş geldiniz. Sağ ol buradayım, nasılsın? Sağ olasınız. Hadi hayırlı yolculuklar. Hoş gelsin. Ben ya bir vurun yarın. Çay içeyim mi? Ne işlem yaptın? Allah'ım.
Helal olsun sana ya. Gördün beni, tüfeğe mi çektin mi tüfeğe? Ben habire çıkarttım ha. Kanca nerede? Kanca, kancayı al. Ya. Her görüşte duygulanıyor insan. Düz göçü biraz hüzünlendiriyor bizi. Güz gelince, geri dönünce hüzünlerini yıkartır. Şeye, daha geri bakan yok. Bu dağlara sahili getirsen gülmüyor ama şu anda bak, dağlara bak. İnsanın ömrünü uzadı. Dağlara bakınca gençleşiyor insan. Bu göç bize tam çok eski dedelerimizin zamanlarını anlatıyor. Dedelerimizin zamanında at kadırla yük götürüyorduk. Yüklerimizi, yemlerini, yiyeceklerini, ihtiyaçlarını götürüyorduk. Şimdiki zamanımız eski zamana göre daha iyi. Patika yollarıyla gidiliyordu. Şimdi hep araba yollarıyla göç yapıyor. Yani hastalanan koyunları bile sırtlarımıza taşıyorduk. O zamanlar nerede, şimdiki zamanlar nerede? Yüksel, Bıdırlı Tahsin Karakoç'un sürüsü. Görel Ersenli köyünden işte yaylaya gidiyip Arpacık yaylasına. Yağmur da yağmaya başladı. Konaklanacak olduğumuz yere az kaldı. Yolculukta ufak deve sıkıntı yok şu anda Allah'ın izniyle. 5 gün yolda gidiyor. Tabii 4 dörtlük dayalı döşeli evin yok çadır altlarında böyle şeydi ama macerada anı olarak o kalıyor bize. Nasıl askerlikteki arkadaşlık unutulmuyorsa bu yolculuk arkadaşlığı da ömür boyu unutulmuyor. Bu Türklüğün simgesi. Orta Asya'dan bu göçebekli böyle hayvanlarla geldik biz Türkiye'ye. Dedemesle, benim dedem Sivruları, babamın dayı tarafından, baba tarafı Hıdırlıları, alim hoca tarafı ama şimdi dedemesleğini devam ettiriyor. Onlar da ruhu şad olsun. Hayat devam ediyor. Bir gün biz de bu işi bırakacağız. Geriden gelen nesiller Allah çok etsin. Bu işi her zaman
iyi bir iş. Herkese tavsiye ederim. Gençlik, evet, okumayı da bırakmayacaksın, şey yapmayacaksın ama bu hayvancılık bir devletin ana şeyi tarımdır. Tarımı olmayan bir devletin sanayisi de olmaz, aç gene hocası, alimi de olmaz. Her şeyi bunun yeniği, bunun gübresi dahi bugün tarlada mısır olsun, fındık olsun, marul olsun, seralarda ayrı bir lezzet veriyor bitkiye. Ben Ali Sivri, göçle uzun uzun ayağı kırıldı, yuvarlandı, sırtımızı aldık, gidiyoruz. Arabaya kadar taşıyacağız. Acaba erkek mi? Ha, ne bileyim. Sakat oğluydu. Değil. Sakat. Hikmet olsa çoktan baktıydı. Bu sakat. Değil. Yanmışmış bundan. Yanmışmış. Gel. Bu erkek. Bu dişi. Yok, sakat değil. Değil.
Yaylaya gidiyorum yollara guna guna. Yaylaya gidiyorum yollara guna guna. Allah canımı alma, yarın yolundan olma, yarın yolundan. Rüzgarlı havada da bu, yağmur da yağsa bu havada bu yaylarını yapacak. Zaman sadece ömür bir şey, ömür. Bütün dünya gelişti. Göçler, hayvan bakmak daha iyi modernleşti. Ama bu yaya gitmek ve zevk. Ben şu an için 63 yaşındayım. 64'e gideyim. 2 sene sonra bırakırım. Gençler yapıyor. Bak, yeğenlerimiz var. Güzel çalışıyor bak bizimle beraber. Onları da gençlere bırakacak. Ama şunu söylemiş olayım. Hayvan bakmak da zorlaştı. Yem çok pahalı. Satsan etin, o et pahalandı derler. Et niye pahalandı? Yaylaların suları akıyor serin serin. Ey gidi büyüklerim, güzeli bana verin, yarimi bana verin. Oy, oy. Bak. O bile daha hızlılıkla gelsin. Oraya koyun düşür, koyunu! Koyun düşür, koyunu! Dur çek şöyle. Şimdi arkadaş bak, hastalanan koyuna iğne yapıyor. Eskiden kulaklarını kesip, kulaklarını keserek, kan akıtarak avusunu zehrini alıyordu. Şimdiki zamanlar eskisinden daha iyi. Eskiden çok oluyordu. Ama eski zamanlar tabii gelişmiş bir zaman değildi. Ya ben 60 yaşındayım. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah bu sene de bize yaylaya yolculuğunu nasip etti. Giresun Gürele Esenli köyü Zıvadan'ım, Arpacık yaylasına gideyim. 5 günlük yolculuğum bugün 3. günü. Alaca'da mola verdik. Hayvanlarım, koyunlarımız, sürümüz yaylıyı. Birazdan saat 2-3'e doğru Allah izin derse Gümüşhane toprağına gireyim. Perşembe gün yaylamıza çıkıyor. Gençlere tavsiye ediyorum. Bu işler öyle zevkli bir iş, sağlıklı bir iş. Bunu yapan hayatta, dünyada bunalmaz. Her evden bu 20 göç gidiyordu. Şimdi bir köyden ben gideyim tek. Sizinden faydalanayım, kılından faydalanayım, etinden faydalanayım. Allah bereketini bol etsin. Dünyada tarım olmayan bir devlet de olmaz, insan da olmaz. 15-20 gün sonra yalancı cennet olacak yaylalar. 70 türlü çiçek açacak. Çiçeklere basmaya insan kıyamıyor. Ama bir gün geliyor, 100 günü, 10. ay geldiği zaman da bakıyorsun daha sapsarı aynı yer. Adım Özkan, soyadım Tenk. İlkokul 4'ten beri böyle boyun geçi yayayım. Böyle küçük mal hayvanı seveyim. Ek selama sevdiğim hayvan geçidir. Böyle Mayıs 15'e dün bir yaylalara yukarı gidip döneriz. Yaylaya çıktın, yerleştin, kırkımdı derken bir daha güz gelir. Buradan aşağı bir daha Ekim aylarında döneriz buradan aşağı. Bu memati. Bu bizim çobanların bel kemiği. Bu olmasa biz bu malı yapamayız. Memati. Bu daha 1,5 yaşında. Bunlar yabaniye, yaban hayvanlarına karşı daha iyi tek başına direnen köpekler. Evet, kangallar da çok güzel ama çift, tek başına değil.
Yağmur yağdığı zaman, kar yağınca üşümezler. Hayvanları beklemezler, yağmura, soğuğa daha dayanıklı. El beş köpek bakıyorum, tek köpekten gideyim şu kadar sürüyle. Bizim Anadolu çoban köpeği eskiden dedelerimiz bununla hayvanlar yaptı. İki tane köpek besleyeceksin. Mesela tek besledim, bunu tek besledim, besleyeyim yetiyor bana. Kurtları kovalıyor, ayıyı kovalıyor. Şimdi ben yayla yaptığım yerde kurtlar 2, 3, 5 geliyor. Şimdi tek kurt olsa her köpek tek kurdu kovar. Ama 2, 3 tane çektiği zaman kurdunu kaşıdan kevşediği, bunu aslan tipi gördüğünü kaçıyor. Kükürenmesinden, ayak izinden kaçıyor. Üçüncü sene gidip geliyor, hala da bir dayat şeyimiz yok. İşte tuttuğu köpeği şeyi, tuttuğu haline getirdiğini boğuyor. Öldürüyor işte o şeyi var işte bak demin arabayla gidip geliyor, elde götüremiyor. Evet, ağaçtan özüm aldım, tanesini izin aldım. Haydi gel yavrum, anandan izin aldım. Şurada yemeğe bir şey bulamadık. Ya arkadaşlar etmeyin gözünü seveceğim. Hadi çıkın artık. Allah'ın öyle değil mi? Bir iki şeydi, iki ben 55 senedir bu yolda gidip geliyorum. Her senede arkadaşları götürüyorum. Kendimin de var 5-10 tane. Aşağı yukarı 200 senedir biz bu yolu dedem olsun, babam olsun bu yoldan gidip geldik. Şimdi bu işler araba işine döndü. Yolculuk bozuldu. Ve eski devir yok daha. Yetmiyor şimdi ileri çekse. İleri çektikçe gider o. Bu koyunculuğu herkes yapamaz. Bu çekirdekten gelişmiş olacak. 9 yaşında, 10 yaşında başlayacak yapması için. Biz doğduk bittik bu yollardayız. Yayla yollarındayız. Bu bizim bir atasporumuz. Atadan dededen gelen bir meslek. Şu an Temel Reis'i götürmeye çalışıyoruz yaylaya. Arabacı olarak yanındayım. Mesela yürümez kuzu oluyor, koyun oluyor, neyse oğlak oluyor. Onları arabaya alıyoruz. Konakladığımız yerde belirli yerlerimiz var. Çay demliyoruz, yemek hazırlıyoruz, dinleniyoruz. Böylece işte 5-6 gün bu yolumuz devam ediyor. Burası Karaçam Boğazı. Karaçam Boğazı'nı işte pazar yerine kadar geri geri yürüdüğümü biliyorum. Kardan, tipiden. Yani yol alamadık yani. Önün yürüyemedik, geri geri yürüdük yani o zamanlarda. Bugün de güzel bir hava var. Biraz rüzgarlıydı ama şu an sakinledi işte. Bugünden itibaren 2 günlük daha yolculuğumuz var. Devam edeceğiz inşallah. Birbirimize yardımcı olarak geçmişi yaşayıp yad edip işte geleceğe devam etmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillerimize böyle işte bu anıları, bu günleri bırakmaya çalışıyoruz.
şimdi. Yeah.